Charlie Hebdo saldırılarının ilk kurbanı Frederic Boisseau 15 yıldan bu yana güvenlik hizmetleri elemanı olarak görev yapıyordu. Derginin genel yayın yönetmeni Stéphane Charbonnier'in de özel korumasıydı. 49 yaşındaki Frederic Boisseau aynı zamanda iki çocuk babasıydı. Her din bir ideolojidir. Dolayısıyla bütün ideolojileri eleştirebiliriz. Neden eleştiremezmişiz? Biz bu ideolojileri tenkit etmeye devam edeceğiz. Saldırılarda 76 yaşındaki ünlü karikatürist John Cabu de hayatını kaybetti. Tepki çeken Hazreti Muhammed karikatürleriyle tanınan Cabu, 1960'ta dergiye öncülük eden Harakiri dergisine dahil oldu. 12 kurban arasındaki tek kadınsa Elza Kaya'ydı. Psikiyatrist ve köşe yazarı olan Elza her iki haftada bir Charlie Divan köşesinde yazıyordu. Eğer korkuyorum demeye başlarsak o zaman her şey biter. Basın özgürlüğü elden gider. Sharp lakaplı derginin genel yayın yönetmeni Stéphane Charbonnier hedef alınan isimlerin başında yer alıyordu. 2009 yılında derginin yayın yönetmeni olan Sharp polis korumasıyla geziyordu. Bir diğer kurbansa 1941 doğumlu Philippe Honoré'ydi. Charlie Hebdo için düzenli çizimler yapan Honoré ilk karikatürünü 16 yaşında çizmişti. Bernard amca olarak tanınan Bernard Maris, gazeteciliğin yanı sıra aynı zamanda Paris 8 Üniversitesi'nde Avrupa Araştırmalar Enstitüsü öğretim üyesiydi. Sokakta, yerde ve silahsızken infaz edilen polis memuru Ahmet Merabet de Mağrip kökenliydi. Dergide editörlük yapan Mustafa Urat 20 yıldır Fransa'da yaşıyor ve henüz yeni Fransız vatandaşlığı elde etmişti. Bir etkinlikle ilgili fotoğrafları Cabu'ya göstermek için dergiye bırakan Michel Renault, Clermont-Ferrand Belediyesi eski müdürlerindendi. Ve çarşamba günü yapılan toplantıda misafir olarak yer alıyordu. Baskında vurulan Bernard Verlac ise 58 yaşındaydı ve Charlie Hebdo haricinde birçok dergide yazılar yayınlanıyordu. Mizah kendine hiçbir konuyu yasaklamamaktır. Kötülük haricinde hiçbir şeyde geri adım atmamaktır. Sert insanlarız ama kötü değiliz.